Şimdi korkarım bu şekilde devam ederse, işte bilirkişi heyetleri böyle çekilmeye, yargılamalar hak ettiği gibi olmamaya devam ederse İstanbul depreminde de benzer bir manzarayı yaşayacağız ama bu kez diğerlerinden de farklı. İstanbul Türkiye'nin kalbi bildiğiniz gibi, ticaretin kalbi, ekonominin kalbi. Dolayısıyla en çok nüfusumuzun burada olduğunu biliyoruz, nüfus yoğunluğunun. Dolayısıyla konunun uzmanları eğer İstanbul'da önlem alınmaz da bir deprem olursa bir milli güvenlik sorunu diyorlar. Şimdi mesela sorun nerede etiketine bir izleyicimiz Cengiz Bey yazmış, demiş ki sorun doyumsuzlukta. Depreme bağlayalım bu cümleyi. Niçin diyoruz bunu? Şimdi olası İstanbul depreminden bahsediyoruz. Bir an önce kentsel dönüşüm olmasından bahsediyoruz. Peki kentsel dönüşüm olacak da bu ekonomik sıkıntılarda nasıl olacak? Konunun iki tarafı var. Bir, hakikaten ekonomik durumu olmadığı için o kentsel dönüşümü yapamayanlar. Bunlar devletten destek almak zorundalar. Bu apartman, bu konut, bu bina sahipleri. Ama bazen şöyle bir durum var. Herkesin durumu olabiliyor. Kentsel dönüşüm için belediyeye başvurulup, ama Kiptaşeri ile ama farklı bir yerle ama kendiniz bir müteahhit olarak dönüştürebilir yahut güçlendirebilirsiniz. Apartmanın içerisinden bir ya da iki kişi çıkıyor, ben o parayı veremem diyor. Peki soru şu şimdi. Doyumsuzluk dedi ya izleyicimiz. Canımızdan kıymetli mi? İstanbul'da olası bir depremde en az 600 bin binanın risk altında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kentsel dönüşümün hız kazanması gerekiyor. Ancak son dönemde çalışmaların önündeki en önemli engel artan inşaat maliyetleri. TÜİK verilerine göre son bir yılda işçilik ikiye katlandı. İnşaat maliyetleri %66, malzemeler ise %51 arttı. Biz İstanbul yenileniyor sürecine başladığımızda Temmuz 2021'de inşaat maliyetleri 2000 TL'ydi. Şu anda 27.000 TL'ye kadar çıktı. Bu projenin ilk sözleşmeyi imzalayıp bugün temel atmaya kadar geçen süremiz tam 9 ay. 9 aydaki maliyet değişimi %15. Biz bunları vatandaşa yansıtmıyoruz şu ana kadar. Yansıtmamaya çalışıyoruz ama bu artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama testlerinde 35 bin bina incelendi. Bunlardan 1556'sı ağır riskli çıktı. İstanbul Kadıköy'deki 42 yıllık Bahadır Apartmanı da kötü durumda olan binalar arasındaydı. Kolonlarından deniz kabukları çıkan binadaki daire sahiplerinin anlaşmasıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Burada mesela vatandaşlarımız, hak sahiplerimiz ortalama 192 bin lira gibi bir rakamla borçlanarak ve burada 24 ay sıfır vade seçeneği sunuyor Kiptaş. Borçlanarak yaklaşık 18'de 24 ay arası bir takvimde yeni yapılarına kavuşacaklar. Bizim binamızın yenilenmesi, yeni bir binada oturacak olmamız bizim hayatımızı belki kurtaracak ama İstanbul'un hayatını kurtarmayacak. Malikler olarak toplantılar yaptık. En doğru kararın Kiptaş olacağına karar verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kiptaş arasında imzalanan kentsel dönüşüm mali destek protokolü ile dar gelirli hane sahiplerinin inşaat maliyetlerinin %40 ila 60'ına kadar mali destek de sağlanıyor. Üzerine